Sayın milletvekilleri, değerli halkımız, bugün size bu ülkenin vergilerinin, yani bu ülkede yaşayan herkesin devlete ödediği cebinden paraların nasıl yürütme erkanı tarafından birilerine peşkeş çekildiğini, komite tutanaklarında ispatlanmış bir şekilde tek tek anlatacağım. Şimdi aslında bugün görüştüğümüz yasa önerisinin içeriği, yasa olup olmaması bir önem arz etmiyor. Çünkü zaten yasa gücünde kararnameyle bitmiş, anayasaya aykırı, iç hukukumuza aykırı, birazdan izah edeceğim, bitmiş bir idari işlemin temizlenme operasyonudur. Yani iyi alıştı bunu Ulusal Birlik Partisi, UBP, DP, YDP hükümetimiz. İyi alıştılar, geleneklerinden belli. Anayasaya, yasa gücünde kararnameye aykırı uygulamaları yapıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne onu götürme fırsatı bile vermeden zaten hemen, zaten Anayasa Mahkemesi'ne gidilmediği için yürürlüktedir denilerekten hemen onun aşağıdan yasallaşmasıyla işlemi yasal ve meşru zemine getirmeye çalışıyorlar. Şimdi değerli milletvekilleri, Kıptekin borcunun kamulaştırılmasına gelmeden önce bir kere bu borcun bu derecede fahiş rakamlara çıkmasında vebali olan herkesin hesap vermesi ve yetkili merciler tarafından yargılanması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmek isterim ki bu konuda Sayın Sunat Akın'a bir kez daha teşekkür ederim. Buradan kürsüden ifade ettiği üzere daha önce Sayın Hasan Taçoy ve Sayın Erhan Arıklı döneminde yasal mevzuata uygun gerekli kararlar üretilmediği için Kıptekin oluşan borçlarına yönelik Maliye Teftiş İnceleme Kurulu'nu görevlendirmeye davet eden yazısını yazmış. Biz de Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu soruşturmanın raporlanmasını önemli ve dikkatle takibinde olduğumuzu da paylaşmak isterim. Çünkü artık bu halk birilerinin yasaya aykırı yaptıkları idari işlem nedeniyle bedelini ödemekten bıktı ve usandı. Bu vergilerimizden şu anda ödeme mükellefiyetini altına sokulduğumuz rakamlar dudak uçuklatan rakamlardır. Buna sebep olanlar yargılanmakla mükelleftir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak da bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isterim. Şimdi neden yasa önerisi biliyor musunuz da yasa gücünde kararnamenin yasalaşması değil? Meclis hukukçumuz da dahil olmak üzere savcılıktan gelen yetkililer anayasanın 112. maddesine göre devlete bir külfet yüklemesi sebebiyle bu borçlanmanın, bütçede yer almayan borçlanmanın anayasanın 112. maddesine aykırı olduğu ve anayasa 112 çerçevesinde yasa gücünde kararnameyle bu borcun devlet borcu haline gelemeyeceğini ifade etti. Bakın savcılık ve meclis hukukçumuz. Ama sonuçta Anayasa Mahkemesi'ne henüz daha olay götürülmediği için o yasa gücünde kararnameye binaen de idari işlem yapıldı. Ne yapıldı bu işlemle? Elektrik kurumunun Aksa'ya olan 989.313.841.47 TL elektrik alım borcu ile 56.812.010 TL 01 kuruş Türk lirası olan gecikme zamları toplamı 1 milyar 46 milyon TL borcun bu tarihten itibaren bu borca tahakkuk ettirilecek faiz ve veya gecikme zammı tutarları devlet borcu olarak devralınır denildi ve Maliye Bakanlığı bu borcu ödemek üzerine aldı. Buraya kadar anayasaya aykırı olsa da Anayasa Mahkemesi'ne sonuçta götürülmeye fırsat kalmadığı için şu anda hukuken baktığınızda bir uygunluk söz konusu. Ama zaten film bundan sonra başlıyor. Girişte ifade ettiğim bu devlete vergi veren insanların kaynaklarının nasıl birilerine peşkeş çekildiği bu saatten sonra başlıyor değerli halkımız.
Sayın milletvekilleri. Şimdi Aksa'ya olan Kıptekin borcunun gecikme faizi komite tutanaklarında vardır. İlgili yetkililer tarafından %14 olarak ifade edildi. Ama benim yaptığım araştırmada Kıptek'ten Aksa'nın kendi mukavelesinde %16.2 olduğudur. Ama hiç önemli değil. Beyan esastır. Resmi beyanların bize verdiği, yani bu 1 milyar 46 milyonun ana parası 989 milyon ya arkadaşlar. Buna binaen ödenecek olan 56 milyonluk gecikme zammını oluşturan faiz %14. Peki Maliye Bakanlığı ve bu hükümet ne yaptı? 560 milyon Türkiye'den geldi dedi, ödemeyi yaptı. Geriye kalan borcu da %24 bono çıkarıp 4 taksitle ödenmesi yönünde Aksa'ya verdi. Ya arkadaş, sen dersin ki çok niyetin varsa bu borcu ödeyesin. Ki biz bunu komitede de söyledik. Sen bir yasa yaparsın ve dersin ki ben Aksa'ya Kıptek'in borcunu ödemesi için kamu maliyemden parayı Kıptek'e çıkaracağım. Bunu yaparsa ve Kıptek bunu Aksa'ya öderse, bakın 1 milyarda %14 faiz verecek. Ama bunu devlet borcu olarak üzerine alıyor Maliye Bakanlığı ve hükümet. Dönüyor Aksa'ya, 24 faizden ben sana bunu geri ödeyeceğim diyor. Yani bunları artık halkın önünde burada şeffaf konuşmalıyız. Bu %10 nerededir? Bu %10'u bize açıklamak zorundadırlar. Bir daha söylüyorum. Siz eğer bu parayı yasa yapıp Kıptek'e aktarsanız devlet bütçesinden ve deseniz ki Kıptek de bunu Aksa'ya borçlarını ödemek dışında başka bir şey için kullanamaz. Ve ben Kıptek adına Aksa'ya ödeyeceğim deseniz 1 milyara %14 faiz ödeyeceksiniz. Ama siz devlet borcu yapıyorum diyorsunuz ve yasa gücünde kararnameye bile aykırı davranıp Aksa ile Kıptek'in arasında kurduğu ilişkiyi üzerinize almanıza rağmen gayri yasal bir şekilde, yasa gücünde kararnameye de aykırı bir şekilde %24 ile Aksa'ya kalan parayı ödeme taahhüdü etme noktasında bono veriyorsunuz. Bakın 1 milyarda %10 100 milyondur sevgili vatandaşlarımız, değerli milletvekilleri. Bu 100 milyonun hesabını sormamız lazım hep beraber. Böyle bir ilişki olamaz. Burada bir katakulle olduğu çok net ve açık ortadadır. Şimdi biz burada genel başkanımız Sayın Tufan Eryurman da çıkıp dediğinde, peki siz bu yasa gücünde kararnameyi yapıp devlet borcu haline getirdiniz bunu. Nerededir ek bütçe yaptınız? Neden ek bütçeye giderleştirmediniz? Ne dediler bize? 560 milyonu Türkiye'den geldi. Ki ona da gireceğim. Nasıl anayasaya ve yasalara aykırı ve suç işlendi. Bu para Türkiye'den geldi, ödendi. Kalan para da bütçede vardır denildi. Bakın tutanaklar buradadır. Dinleyebilirsiniz. Yazılı da paylaşılabilir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Bize denildi ki Maliye Bakanlığı'nın 07 Maliye Bakanlığı'nın altındaki 07-05-04-09 kodlu diğer teşekküllerdedir. Şimdi vatandaşlarımıza izah etmek anlamında söylüyorum. Ekonomik rehber vardır yılın başında bütçe yapılmadan önce yasayla birlikte paylaşılan ve hangi gider kaleminin bu kodlarının neyi ifade ettiği tanımlanır. Şimdi az önce okuduğum kod karşılığında 510 milyon yazıyor ve bize Maliye Bakanlığı diyor ki işte bakın ben Aksa'ya Türkiye'den gelen para hariç aktaracağım kaynağı bütçede gider olarak gösterdim diyor. Bir dakika, ek kalem yaratabilirsin kodun bittiği yerden başlatmak kaydıyla. Var olan bir kodu ekonomik rehber ne olduğunu öngörüyor. Peki bu 510 milyonun ekonomik rehberde hangi kodu ifade ettiğini size söylediğimde bir şok daha yaşayacaksınız.
Şu anda bu kodun içeriği vakıf üniversitelerine aktarılacak sermaye transferleridir. Bakın, vakıf üniversitelerine aktarılacak sermaye transferleridir. Diğer taraftan baktığımızda bu 560 milyon nasıl ödendi diyoruz. Şimdi 560 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nden geldi, bizim bütçemize girdi ama nasıl geldi? Hibe değil. Dolar kredi artı libor faiziyle geldi. Ve bütçemizde giderleştirilmesi Türkiye'den gelen bir kredi olarak gösterildi. Şu anda Maliye Bakanlığı'nın sayfasına girerseniz Mayıs ayında Türkiye'den gelen 560 milyonu görürsünüz. Aynı şekilde giderleşmesini de. Biz komitede sorduk değerli milletvekilleri. Bu 560 milyonu nere göre yaptınız? Bakın buradadır, tutanaktadır. Biz dediler ki Türkiye'nin imzalanan son mali işbirliği protokolüne binaen yaptık. Peki sorduk, tutanaklarda vardır. Bu bize kredi mi geldi? Evet, kredi geldi. Peki yine sorduk. Bu kredi bizim bütçemize bir mükellefiyet yüklüyor mu? Maliye Bakanlığı'nın resmi cevabı evet, yüklüyor. Peki o zaman mali protokol bize mali mükellefiyet yüklüyorsa sorarım buraya. Bu meclisten yasalaştırmadan bu mali protokola binaen nasıl işlem yaparsınız? Çıkın ve bunu açıklayın. Anayasa 90. madde çok açıktır. İster bir yıl olsun, ister beş yıl olsun, isterse bir aylık olsun. Eğer kamu maliyesine bir mükellefiyet yüklüyorsa bu protokol meclisten onay yasasıyla geçmek zorundadır. Yani komite tutanakları tarihi tutanaklardır değerli halkımız, sayın milletvekilleri. Bu tutanaklar bize gösteriyor ki Maliye Bakanlığı anayasa ve yasalarımıza uygun olmadan devletin bütçesine giren parayı Aksa'ya ödemiştir. Peki bu konuda da Maliye Bakanlığı, Maliye Teftişi, Sayıştaylığı bu ilgili idari işlemleri yapanlar hakkında anayasa ve yasalara karşı suç olduğunu bile bile bu ödemeyi yapmasına karşı işlem yapacak mı Sayın Sunat Hatun? Bunu çok açık ve net bir şekilde buradan paylaşmak istiyorum. Eğer madem bu protokola binaen ödeme yapıldı, o zaman bu protokolü getireceksiniz alt komiteye, komitede yasallaştırmak için buraya getireceksiniz. Göreceğim ben de UBP'li parmakları toplu sözleşme kaldırılsın dediğinde evet mi der, hayır mı der. Aşağıda sendikalara, belediyelere merak etmeyin, toplu sözleşme hakkınız bakidir. Ondan sonra Türkiye'yle görüşürken hiç merak etmeyin, toplu sözleşme haklarını biz kaldıracağız. Rahat arkadaşlar. Çünkü yasallaşmıyor. Ne anayasa çiğniyorlar, dinliyorlar, ne yasa dinliyorlar. Getireceğim o zaman komiteden yukarıya. Göreceğiz o parmakları kimlere evet der, nere hayır der. Hayvancıya verilecek olan desteğin bugün bir sürü yandaş derneğe verilen paradan daha az olduğuna, daha fazla olduğuna özür dilerim. Kim evet der, kim hayır der, bu toplum görecek. Dolayısıyla efendim, konuyu saptırmıyorum. Çok net. Aksa'ya yönelik, yok yok, bir bu şeye girmiyorum, tartışmaya girmiyorum. Aksa'ya 560, bu komitenin ve bu yasa önerisinin burada görüşülmesinin gündemidir. Biz kamu borcu olarak üzerimize 1 milyar küsur rakamı, yani 1 milyar 46 milyonu aldığımızı söyledik. Bunun 560 milyonunu yaptığımız ödeme şu anda çok açık komite tutanaklarında var. Bizim protokola, Türkiye'nin imzaladığımız protokola binaen yapıldığı ifade edildi. Çok açık söylüyorum, bu protokola binaen siz ödeme yapamazsınız. Yapabilmeniz için bunun buradan yasal olarak geçmesi lazım. Dolayısıyla olmayan bir mevzuata ve mevcut bütçe yasamıza ve siz ek bütçede de bunu gider olarak göstermemenize binaen sizin bu 560 milyonu Aksa'ya ödemeniz şu anda suçtur. Devleti zarara uğrattınız. Çok açık ve net söylüyorum. Buraya çıkıldığında ve cevap verileceğinde lütfen şu cümleleri duymak istemiyorum artık. Aksa parasını alamadığı için elektriği kesecekti.
biz toplumu elektriksiz bırakmamak için bunu yaptık falan filan. Ben onda değilim. Onu söyleyenler o zaman bari yaptıkları idari işlemleri hukuka uygun yapsınlar. Çıkıp bu 560 milyonu çok net soruyorum ve bunun cevabını istiyorum. Bu 560 milyon hangi mevzuata göre, hangi çerçevede, hangi kaynakla ödenmiştir? Bunun net bir şekilde ortaya konulması gerekir. Bakın şimdi biz bu borcu üzerimize aldık. Bu borcun 560 milyon kaynağı Türkiye'den geldi. Geriye kalanı bir daha söylüyorum. %14'den Kıptekin Aksa'ya olan mükellefiyetini de yasa gücünde kararnamede üzerimize aldık. Ve dedik ki ben sana 14'den ödeyeceğim ve yasa gücünde kararnameye aykırı 24'ün an bono verdik. Bakın arkadaşlar biz bunları komitede sorduk. Bonolar verildi mi dedim. Merkez Bankası borç komitesi oradaydı. Evet verildi sayın vekilim dediler. Yüzde kaç faizden verildi dedik. %24. Salayı dostum da sordu ödeme vadeleri ne gündür diye. Her ayın 22'si. 22 Haziran, 22 Ağustos, 22 Eylül, 22 Ekim. 4 bono verilmiş. %14 olan borç faizi %24 yapılarak. Tamam mı? Peki dedik siz yasa gücünde kararnamede yetkiyi Aksa'yla Kıptekin kurduğu ilişki üzerinden aldınız. Neden 24'ten bono veriyorsunuz? Orası bizim bileceğimiz iş değil, hükümetin bileceği iş dediler. Ve ben orada gösterdim. Cuma günü komitede gösterdim. Cuma bonolar verildi. Cuma günü bakanlar kurulundan geçen kararı okuyayım mı size? Bakın. Bitmiş idari işlemleri temizlemeye çalışan yalaşık bulaşık bir hükümetten karşı karşıyayız. Çok net. Bakanlar Kurulu 21 Nisan 2022 tarihli 84 sayılı resmi gazetede ek nokta nokta tahtında yayınlanan Kıptekin Aksa'ya olan borçlarının devlet borcu devralınması hakkında yasa gücünde kararname uyarınca devlet tarafından devralınan borcun ödenmesine ilişkin bono ihraç edilmesi durumunda, bakın, bono ihraç edilmesi durumunda ne demektir? Yani Türkçe dersi vermek istemem ama, yani daha çıkarılmamış bir bono vardır. Çıkarıldığı takdirde Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi gereken tutara taksit günlerinde ödenmesi şartıyla TL referans faizi artı 10, parantez içinde yıllık %24 oranında faiz uygulanması hususunda önergeye ekli KKDC Maliye Bakanlığı tarafından devralınan KKDC Elektrik Kurumu'na ait borçların ödenmesine ilişkin protokolün imzalanması için Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılınmasını onayladı. Şimdi getirin o bonoları buraya. Getirin o bonoları buraya. O bonoların tarihi bu Bakanlar Kurulu kararından öncedir. Siz kendi aldığınız karara bile uymazsınız. Daha doğrusu yaptığınız işlemin yasalara aykırı olduğunu, bunu CTP iktidar olduğunda hesabını çatır çatır soracağını bildiğiniz için kılıfını sonradan uydurmaya çalışırsınız. Sorarım, vatandaşlarımız bizi izliyor. Bir tane makul gerekçe söyleyin bana. Merkez Bankası bononun verildiği tarihi bize söylüyor. Ama bono verilmesi durumunda da faiz bu olacak diye bonolar verildikten bir hafta sonraya yakın bir süre sonra Bakanlar Kurulu'nu, Maliye Bakanlığı'nı yetkili kılıyor. Olur da bono verirsen bu faizden vereceksin diye. Yani bunu gerçekten anlayabilmek mümkün değil. O yüzden diyorum 14'ü 24'ten üstlenme noktasında bir katakulli var bu işlerde. Çok açık ve net. Ha diğer tarafa gelelim. TL referans faizi artı %10. Diyor değil mi Bakanlar Kurulu? Parantez içinde de yıllık %24. Girin lütfen bilgisayarlara ve bakın TL referans faizi kaçtır? TL referans faizi şu anda 14.20'dir. Düz gideyim. 14.20. 2 hafta önce 15 idi. Bakın. TL referans faizi artı yıllık %10 faiz şu anda sizin parantez içinde yazdığınız %24'ü geçer. Ya bir iktisat yönetimi, bir maliye yönetimi, bir ülke ekonomisi yönetimi bu kadar nasıl deyip ekonomik akıldan uzak yapılabilir mi ya? Ya yıllık faiz artı %10'dur ya %24'tür.
Şu anda yıllık referans faiz artı 10 zaten %24'ü geçiyor. Siz bonolara ne yazdınız? Bunu sorduk. Biz bonoya %24 yazdık dediler bize. Çok net bir şekilde. E siz bakanlar kurulu kararını, hani şu aklamaya çalışırsınız yasa dışı verdiğiniz bonolarla, onu bile verdiğiniz bononun içeriğinin yazandan daha büyük bir mükellefiyet üstlenecek şekilde yazdınız. Yani iki hafta önce yıllık faiz dediğim gibi 15 idi, 10 daha 25'edir. Şimdi size doğan mükellefiyet 25 mi yoksa %24 mü? Bunları anlayabilmek mümkün değil. Neden bu %10'a da taktım? Çok açık mı ne söyleyeyim? Bu %10'a taktım çünkü çok basitti az önce girişte de dediğim gibi. Verin parayı Kıptek'e, Kıptek'in borcudur. Kıptek gider Aksa'ya öder. %14'tür faiz mükellefiyeti. Yok 14 olmaz. %10 daha fazla. 100 milyon daha fazla vereceğim ben Aksa'ya. Bu 100 milyonun neden daha fazla vermesi yönünde bir karar ürettiğini de bize açıklamak zorundadırlar. Neden önem veriyorum? Bakın bugün oldu, bugün oldu. Mali protokolü imzaladık diye övünenler Türkiye'den hala da bir kuruş askeri harcamalar için para alamadı. Bir kuruş. Hani övünürük ya biz protokolü imzalarız övünürler ya imzalamazsak para gelmez. Al işte imzaladın. Gene gelmedi. Hem de askeri harcamalara geldi. Yani hiçbir mükellefiyetimiz yok. Ve biz 205 milyon gidiyoruz yarın devlet iş borç senedi yapıyoruz. Türkiye'nin bize yollamakla mükellef olduğu ve yollamadığı askeri harcamalar 244 milyon. Bakın yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığımız protokola uymayarak bizim hiçbir koşulumuza bağlı olmayan ve hibe nitelikli göndermesi gereken askeri harcamaları göndermediği için biz 205 milyon yarın borçlanmaya çıkıyoruz. Size derlerse maaş ödemek için inanmayın yalandır ha. Askeri ödemek için borçlanmaya gidiyorlar. Evet, tarıma yok, üreticiye yok, esnafa yok. Yani Türkiye'den 244 milyon askeri harcamalar 5 ayda devletimden, gelir vergimden ödediğim para gelmiş olaydı bu borca çıkmayacaktı. 205 milyon. Peki 101 günlük vadeyle çıkılan bu 205 milyon dipsin devlete faiz mükellefiyeti ne kadar biliyor musunuz? 13 milyon 696 bin 256 TL. Yani biz aferin gidiyoruz Türkiye'nin protokolü imzalıyoruz. Zamanında bize göndermesi gereken ve bizim hiçbir koşulumuza bağlı olan askeri harcamaları göndermediği için biz kamu maliyesi olarak 13 milyon 696 bin lira üstleniyoruz. Bu da yetmezmiş gibi protokol meclisten yasalaşmadan Türkiye'nin kamu bütçe açığı için kredi olarak yolladığı 560 milyonu da Libor faizinden dolar cinsinden Aksa'ya ödüyoruz. O da yetmiyor. Kalan parayı da %14 faiz yerine %24'ünden bono olarak Aksa'ya veriyoruz. Ve hala da bugün işte akaryakıt krizi nedeniyle üretim eksikliği yaşanıyor. Onları birazdan Salay dostum anlatacak. Arkadaşlar, değerli halkımız, sayın milletvekilleri, ben böyle peşkeş görmedim. Kusura bakmayın. Ben hayatımda böyle bir peşkeş, hayatımda bu kadar yasalara aykırı ve kendi yaptıkları yasalara da aykırı olup arkadan onu temizlemek adına çıkarılan Bakanlar Kurulu ne gördüm ne duydum. Bu Aksa işi tamam değil. Bu yasa derhal geri çekilmelidir. Eğer yapılacaksa bir ödeme, bakın çok net söylüyorum. Bir, bu kuruma bu borcu zarara uğratması nedeniyle mevcut idareciler hakkında başlatılan soruşturma halkına şeffaf paylaşılarak devam ettirilecek. Bu borç onun üzerine sorumluların yargılanmasına kadar götürülecek bu soruşturma. Arkasına da elbette ki milletimizin elektriksiz kalmaması gerekir. Devlet bunu kamulaştıracaksa hesabını da sorup bunu Aksa'ya %24 100 milyon peşkeş çekerek değil %14 Aksa'yla Kıptek'in kurduğu ilişki yönünde bu kaynağın sadece Aksa'ya ödenmek üzere Kıptek'e aktarılmasını konuşmamız lazım. Sizden ricamdır bu yasayı lütfen ama lütfen geri çekin.
Zaten bu yasa bir anlam ifade etmiyor. Çünkü siz zaten yasa gücünde kararnameye binaen bütün idari işlemlerinizi bitirdiniz. Bu yasa size bir şeyi aklamayacak. Onu net söyleyeyim. Bu kadar peşkeş olmaz. Devleti bu kadar zarara uğratmak olmaz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.